en çok virüs üreten ülkelerden biri olmak, aynı anda 20 bin site hacklemek, övünülecek başarılar gibi yansıtılmaya başlanmıştı. Medya siyah şapkalı hackerları sevdi ve kendi kahramanlarını yaratmakta da gecikmedi. Tamer Şahin, Türkiye tarihinde yargılanan ilk hacker olarak medya için iyi bir hikayeydi. Ben medyada yer alıyorum. Yani ister istemez oluyor. Sonuçta Türkiye'nin ilk hackerı, ilk ceza alan hackerı olarak isimlendirildiğim için medya kuruluşlarından bir ilgi oluyor. Ben de bu ilgiyi geriye çeviremiyorum çünkü itiraf etmek gerekirse hackerlar kocaman egolar olan birer bebektir. Benim de egom büyük ve egom yüksek. O yüzden seviyorum medyada yer almayı. Konuşmayı seviyorum işimle ilgili. Yaptıklarımla ilgili konuşmayı seviyorum. Tamer Şahin, servis sağlayıcılar ve özel bankaların sitelerini hacklediği için yargılanmış ve beraat etmişti. Mahkemeye çıktığında sadece 21 yaşındaydı. Bilgisayarlarla ilgilenmeye ortaokulda başladım. İlk olarak bilgisayar kursuna gittim. O bilgisayar kursuna yazılmamla başladı her şey. Gerçi bilgisayar kursundaki bilgisayarlar çalışmıyordu ama yine de beni büyüleyen şey benim bir makineye soru sorabilmem. İstediğim kadar soru sorabilmem ve o makinenin bana istediğim kadar cevap verebilmesi. Yani sınırsız soru sorabilirim ve sınırsız cevap alabilirim. Bu inanılmaz güzel bir şeydi. Çünkü hiçbir arkadaşınıza sürekli soru sorup sürekli cevap vermesini bekleyemezsiniz. Ama bilgisayar benim için ciddi bir arkadaştı o zaman. Benim ilgimle ve bu bilgisayar adındaki arkadaşımın her soruma cevap vermesiyle bu merak gittikçe ilerledi. Yaşlarında daha saldırgandım denilebilir. Yani mahallenin küçük kabadayı çocuğu şeklinde. Hani internette çünkü elinizde çok ciddi bir güç var. Bu ciddi gücü zamanla insan iyi yönde kullanmayı öğrenebiliyor. Daha siyah şapkalıya yakın bir kavramdım. Daha zarar vermeye yönelik, daha işte orayı da hack edeyim, burayı da hack edeyim. Yani birçok sistem hack ettim, birçok büyük sistem hack ettim. Şu anda belki bilinmeyen birçok yere girdim ama tabii bunlar sonuçta o yaşın verdiği heyecan, bir şeyleri öğrenmenin verdiği heyecanla yapılan şeyler. Çünkü 99-2000 yıllarında henüz daha Türkiye'de internet emekleme aşamasındaydı. Hackerların bilgi ve becerisi arttıkça bilgelik düzeyi ve sorumluluk duygusu da artıyor. Bugün kendi güvenlik firmasında danışmanlık hizmeti veren Tamer Şahin bunun iyi bir örneği. Dünyayı küresel bir kaostan kurtaran da onun gibi hacking'in temel felsefesine sadık kalanların varlığı aslında. Bugün benim internette yayınlanmış 50'ye kadar 50'ye varan bir güvenlik duyurusu arşivim var. Bunları internette yayınlıyorum çünkü diğer insanlar bundan faydalansın istiyorum. Diğer insanlar bu açıkları görerek sistemlerinde ona göre güvenlik önlemi alsın istiyorum. Ama tabii bunu bu şekilde ele almayan insanlar da var. Belki benim bulduğum ya da farklı açıkları kendine saklayıp bilgisayar sistemlerinde kötü niyetlerle kullanan insanlar da var. Ama benim gibi insanlar belli kademeye, ben nasıl belli bir kademeye geldiysem, o saldırgan tavrımdan farklı bir kademeye geldiysem, benim gibi şekil değiştiren, daha olgunlaşan, belki yaşının, belki elindeki gücün verdiği etkenlerle o günkü tavrından sıyrılan birçok insan var. Ben bugüne kadar şunu duymadım hiç kimseden. Yani hacker olacağım ve çok para kazanacağım. Hacker olacağım ve çok para çalacağım diye insanlar Türkiye'ye yola çıkıyorlar. Hackerlar sadece hacker oldukları için iyi ya da kötü olmak zorunda değiller kuşkusuz. Her şey ellerindeki bilgiyi hangi amaçla kullanmayı yeğlediklerine bağlı. Zaten bugün sanal alemin en karanlık hackerları kişisel tatmin için sistemlere giren bireylerden çok radikal eylemler peşindeki bazı hacker grupları. Matrisler üzerinde seksek oynayan deliler, kötü niyetli korsanlar ya da eski dahiler. Kesin olan tek şey var. Teknoloji oldukça hackerlar da olacak. Sanal dünyanın gerçek jokerleri bugün olduğu gibi yarın da görünenin ardına bakmaya devam edecekler. Belki de gelecekte en güvenli sistem fişi çekili sistem olacak.